haydi kol kola, haydi görsün tüm dünya. İşte şarkımız, işte andımız, söyle duysun tüm dünya. Kardeşlerim, ablalarım, annelerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah sizlerin de desteğiyle Kahramanmaraş'ın, memleketimin ilk bayan milletvekili olacağım. Sizlere buradan söz vermek istiyorum. Vekil arkadaşlarımla birlikte sizlerle el ele verip memleketime en güzel hizmeti getireceğime ve anayasanın değişikliğinde hak ettiğimiz anayasaya kavuşmak için elimizden geleni yapacağıma söz veriyorum. Yer ayrıldı. Lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Orada sizleri görmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Saygıyla selamlar. Bu meydanı dolduran ve bu balkonlarda bizi seyreden değerli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Var olun, sağ olun. Birçok kazanımlar elde ettik. AK Parti iktidarı öncesinde 23 banka sizlerin varlıklarını boşaltmış, bankaların içini boşaltmış, 50 milyon dolar hortumcuların cebine gitmişti. AK Parti iktidarı öncesinde devlet memurlarının maaşı verilemez hale gelmiş. O dönemde olan depremzedeler için toplanan paralarla devlet memurunun maaşları verilmişti. Peşinden AK Parti iktidara geldi. Önce ekonomik dengeler yerine konuldu. Peşinden bir bir sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaşımda birçok hizmetleri peş peşe sıralamaya başladı. Bunların hepsini hep birlikte gördük, teneffüs ettik, hizmetlerden faydalandık. Bir tanesini örnek verecek olursa SSK kadar muayene olamazdı. Muayene olmak isterse 3-4 saat sırada bekler, 3-4 saatte ilacını almak için kuyrukta beklerdi. Aldığı 12 Haziran'da milletimize, Göksu'numuza, Kahramanmaraş'ımıza şimdiden hayırlar, uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Afşin Elbistan Seçim Bürolarımızın açılışını yaptık. Nurhak, Ekinözü, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayan Cerit Seçim Bürolarımızın açılışını yaptık. Ve Allah'a çok şükür her gittiğimiz yerde aynen bugün burada olduğu gibi yoğun bir coşkuyla karşılandık. Yoğun bir destekle karşılandık. Ve her seferinde ben içimden hep maşallah dedim. Bugün huzurlarınızda mikrofonla ben sizlere maşallah demek istiyorum. Sonuçta olanlar olmayanlar göz değmesin, nazar değmesin diyorum. Ama sizlerin bizlere gösterdiği bu destek, bu coşku bizleri rehavete kaptırmayacak. Şurada seçimlere 40 gün gibi kısa bir süre kaldı. Ve inşallah bu 40 günde azmederek, çalışarak, gitmediğimiz, görmediğimiz yer bizim değil diyerek hep birlikte, hep beraber çalışacağız. Ve inşallah 12 Haziran günü 8-0'ın bir hayal değil, bir gerçek olduğunu ispatlayacağız. Göksun hazır. Kahramanmaraş hazır. Türkiye hazır. Hedefimiz 2023 diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Milletvekili adayımız, beyefendiler ve dahi gönül dostlarımız. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada memleketin geleceğinin kaygısını taşıyan insanlar olarak bir aradayız. Memleketimizin ne badireler atlattığı, insanımızın ne sıkıntılar çektiği herkesin malumudur. Partimizin kaygısı insan odaklı olup ilkesi insana hizmettir. Cenab-ı Allah yeryüzünü insanlık için yarattın diyor. O nedenle biz de sizlere hizmet için bu yola çıktık. Haydi el ele, haydi kol kola, haydi görsün tüm dünya. İşte şarkımız, işte andımız, söyle duysun tüm dünya. Beraberiz, kardeşiz, biz, biz,
Selim Bey konuşma yapacak. Diğer taraftan geçen dönem Büyük Birlik Partisi... Evet, biraz sakin olur musun? Bakın, sessiz olan, sessiz. Arkadaşımız da gelecektir. O da dışarıda herhalde. Bu arkadaşımız da buradalar. Arkadaşların adına Selim Bey size birkaç cümle hitap edecekler. Selim Bey. Elbistan, Avşin, Pazarcık, Çağlayan Celik seçim bürolarının açılışını yapmıştık. Ekiniz Nurhak. Bugün de Göksun seçim bürolarının açılışını yaptık. Gerçekten mahşeri bir kalabalık vardı. Göksun'da hemşehrilerimiz hınca hınç meydana doldurmuşlardı. Hatta o iş merkezlerinin balkonlarına doluydu. Büyük bir heyecan vardı. Göksun'da Göksunlarla gurur duyduk. Teşekkür ediyoruz. Ben seçim meydanında da söyledim. Göksun'dan çok büyük, çok değerli insanlar. Vatandaşlarımız göstermiş olduğu büyük ilgi ve teveccüh bizleri hakikaten çok memnun etti. Kahramanmaraş'ın her ilçesinde aynı ilgiyi, aynı coşkuyu görüyoruz. Bu coşkuyu da biz inşallah hem seçimlere, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Ben bu vesileyle hem Göksunlara hem tüm Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, merkez ilçemizde ayı 8 ilçemizde açılışı yapmıştık. Bugün açılış Göksun'a geldi. Göksun'u da diğer yerlerde olduğu gibi coşkulu bir katılımla hem şehir ilçe merkezimizden hem de köylerimizden, beldelerimizden katılımla gerçekleştirdik. Referandumda %80'in üzerinde bir oy almıştık burada. İnşallah ümit ediyoruz ki bu süreci devam ettireceğiz. Yapılan hizmetler, işler meydanlardır. AK Parti Kahramanmaraş'ta şu an itibariyle ilçeleriyle birlikte çok ciddi bir performansını sürdürmektedir. Çok önemli bir potansiyel yakalamıştır. Tahmin ediyoruz ki bu kalan 40 gün içerisinde de bugün itibariyle işte 3 gün sonra da Sayın Başbakanımız Kahramanmaraş'a teşrif verecekler. Ve ondan sonrasında da aldığımız hızla 40 gün içerisinde Kahramanmaraş'ın bütün köy ve beldelerini, ilçelerini, mahallelerini, semtlerini, sokaklarını gezerek bu yapılan hizmetleri ve 12 Haziran 2011 yılından bir tarihine itibaren yapılacak olan seçimlerin ne kadar önem arz ettiğini halkımıza anlatacağız, anlatmaya devam ediyoruz. Gelmiş halk var, bir ülkede istikrar olmadan istiklal olmaz, istikbal olmaz. Onun için Kahramanmaraş bütün ilçeleriyle hazır. Hedefimiz 2023 yılı Türkiye'sini ortaya çıkarmaktır. Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmektir. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk 10 büyük ekonomi arasına giderek bunu taşlandırmak istiyoruz. Bugün de nasip Göksun'daymış. Çok güzel bir katılım gerçekleştirdi. Göksun'lara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam ediyoruz. Evet, biz sol taraftan başlıyoruz.